Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz bugün. Son tahlilde de konumuz Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sezgin Tanrıkulu. Sezgin Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler, selamlar, sevgiler bizi dinleyenlere. Çok sağ olun. Evet, tezkere dün meclisten geçti, oylandı. AKP, MHP ve İYİ Parti evet oyu verirken Halkların Demokratik Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi hayır oyu verdi. Tabii ondan öncesinde grup toplantıları vardı. Biraz o grup toplantılarından CHP'nin tutumunu, tavrını bugün konuşacağız. Çünkü çok önemli bir tavırdı. Hayır demesi tezkereye. Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısından hayır mesajı verdi. Grup toplantısı biter bitmez de grup başkan vekili Özgür Özel gazetecilere yaptığı açıklamada tezkereye hayır diyeceklerini duyurdu. Akşam saatlerinde de konuşmalar yapıldı. Hayır cephesinin konuşmaları son derece iyi bir konuşmalardı. Bugün bunları konuşacağız. İlk olarak şuradan başlayalım Sezgin Bey. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu hayır kararını nasıl aldı? Arka planında ne vardı? Yani sonuçta partinin yetkili kurulları var. Parti meclisi geçtiğimiz hafta toplanmıştı. Ondan önce de geçtiğimiz salı günü kapalı grup toplantısı yapıldı. Sırasıyla kapalı grup toplantısı, parti meclisi, MYK toplantıları yapıldı. Dünden önce bir hafta içerisinde. Buralarda yani benim katıldığım grup toplantısına da değerlendirmeler yapıldı. Sonuçta yani Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisindeki çoğulculuğa ve demokratik mekanizmaya inanan bir siyasi parti. Dolayısıyla bütün bu yerlerde tartıştıktan sonra böyle bir konuyu Genel Başkan karar vererek yani hayır oyu kullanacağımızı ifade etti. Grup başkan vekillerini de bu şekilde de bilgilendirdi. Genel Başkan sadece bakın yani parti kurullarından değil ama daha önce partiye bir vesile görev yapmış dış politika uzmanlarından, görev yapmamış uzmanlardan ve partinin ilgili çevrelerinden de görüş aldığını tahmin ediyorum ben. Dolayısıyla bu mekanizmalardan sonra böyle bir tutum alındı. Ayrıca içerik bakımından da, zamanlaması bakımından da son derece yani bütün anayasal kurallara aykırı bir tezkereyi evet. Sonuçta parlamentoya sevk ettiler. Nedeni şu, bakın yani savaş ve savaş kararı, asker gönderme kararı sonuçta devletler bakımından son derece önemlidir. O nedenle bizim anayasamız dahi yurt dışına asker gönderme ve yurt dışından asker kabul etme yetkisini bir hükümete bırakmamış. Bir cumhurbaşkanının kararına bırakmamış. Bu yetkiyi doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakmış. Evet. Yani bir hükümet çoğunluğuna bırakmamış. Yani mutlaka parlamentoda konuşulmasını, tartışılmasını ve oradan bir karar çıkmasını istemiş. O nedenle yani parlamentoya böyle bir talep gelince yani sonuçta onda tartışılması lazım aynı zamanda ve anayasaya uygun olması lazım. Evet. Ve parlamento bu yetkisini çok özenli kullanmak zorundadır. Çünkü savaş sonuçta insanların yaşamlarıyla ve ülkelerin bekasıyla doğrudan ilgili bir konudur. Doğrudan ilgili bir konudur. Ve hükümetlere bu yetki verilirken parlamentolar tarafından ve TMM'e, şimdi yani bizim meclisimiz tarafından da sonuçta bu yetkinin sınırları çerçevesi çok belirli, süresi de çok belirli olması lazım. Gelen tezkerede süre 2 yıldı. Evet. Ya 2 yıl. Ya Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı normal dönemde seçimler yapılırsa eğer 1,5 yıl sonra seçim var. Yani seçimlerden sonraki dönem için de bir yetki istiyor. Böyle bir yetki olmaz. Evet. İki konusu yani biz torba yasaya karşıyız ama torba bir tezkere getirdiler. Irak ayrı, Irak, Suriye, Suriye'nin işte birçok yeri İdlib falan yani böyle birçok yetkiyi bir arada alan bir içerik bakımından da kapsam bakımından da anayasaya uygun değil. Çünkü sınırları belli değil. 3 yani Türkiye'ye yabancı asker kabul etme. Evet. Kimi kabul edecekler? Hangi ülkeden kabul edecekler? Ne kadar kabul edecekler? Yani o askerler niye gelecek Türkiye'ye? Türkiye'den nereye gidecekler? Bu konuda hiçbir belirlilik yok. Ha bunlar olsaydı ne olacaktı?
yine tutumumuzu gözden geçirecektik. Çünkü biz Suriye'de yani Suriye halklarının iradesine uygun, taleplerine uygun demokratik bir Suriye'den yanayız. Evet. Suriye'nin bütünlüğü korunarak bir Suriye'den yanayız. Bunu ta 2011'den 12'den beri ifade ettik. Ta o zamandan bu zamana da bu görüşümüz değişmedi ve bu hükümetin Suriye politikalarına hep karşı çıktık. Eleştirdik, karşı çıktık. Ve şey bulundum dedi, yani Suriye savaşının savaşına Türkiye'nin müdahil olmamasını, taraf olmamasını hep talep ettik ve Suriye savaşının en büyük maliyeti de iki ülkeye çıktı. Birisi Suriye, diğeri Türkiye. En ağır maliyet. İnsani bakımdan, ekonomik bakımdan en ağır maliyeti bu ülke yaşadı. Yani Suriye nüfusunun neredeyse yarısı yer değiştirmek, göç etmek zorunda kaldı. Evet. 4 milyondan fazla Suriyeli göçmen Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldılar. Ve Suriye'de binlerce insan yaşamını yitirdi. 10 binlerce insan yaşamını yitirdi. Böyle yani maliyeti çok yüksek olan böyle bir şeye hayır dedik yani. Biz biliyorduk yani, biz hayır dediğimiz anda Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçlayacak, yok şu partiyle berabersiniz, şununla beraber misiniz diyecek. Şimdiye kadar yani evet dedik, yine bize diyorlardı. Hadi berabersiniz yani şimdi. Dolayısıyla evet. Yani o eleştirilerin bizim bakımından bir kıymeti harbiyesi yok yani. Evet, Cumhurbaşkanı'na değindi Sezgin Bey az önce. Bugün gazetecilere uçakta açıklamalarda bulundu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İşte HDP ile CHP'nin hayır demesi için işte bu kadarın cibiliyeti zaten cibiliyetinin gereğini yaptılar gibisinden bir ifade kullandı. Özür dilerim Sezgin Bey bu ifadeyi de kullandığım için. Şimdi... Ya tabii yani sonuçta AK Parti ve Erdoğan da kendi cibiliyetlerinin gereğini yapıyor. Yani onlar da o cibiliyetin gereğini yapıyorlar yani sonuçta. Yani mesele iyi cibiliyet meselesine indirgemek Erdoğan'ın klasik taktiklerinden, algı yaratmalarından başka bir şey değil sonuç itibariyle. Biz bu tezkerenin Türkiye'nin yararına olmadığını, Suriye'de Suriye'de demokratik bir Suriye'nin inşasına yardımcı olmayacağını ve bizim kendi barışımıza da hizmet etmeyeceğini düşündüğümüz için hayır oyu verdik. Peki şeyi de soracağım size Sezgin Bey. Biraz bunun detayına girecek olursak. Yani CHP'nin tezkereye hayır demesinin stratejik vadede bir önemi olduğu yorumları yapılıyor. Nasıl görüyorsunuz bu yorumları? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şimdi bakın AK Parti çoğunluğunun aldığı kararların yani toplumda sonuçta sürekli yani meşruluğu tartışılır. Aynı zamanda. Evet. CHP'yi bu kararlara katarak o meşruluğu daha geniş zeminlere yaymak ister. Adalet ve Kalkınma Partisi. Evet. Kendi yanlış politikalarını ortak ederek. Yani bunu yapmadı CHP. Yani sonuçta sevabı da ondan sonra günahı da kendilerine ait olsun. Zaten parlamentoda yeterli çoğunlukları var. Yani İYİ Parti oy vermeseydi bile yine o çoğunlukla çıkartabiliyorlardı. O çoğunlukları var yani. AK Parti, MHP çoğunluğu sonuçta hiçbir siyasi partinin desteğine ihtiyaç olmadan çıkartabiliyorlar. O yüzden de yani kendileri buna karar vermişler. Kendileri kendi oylarla çıksın yani. Evet, peki buradan... Şöyle bakın yani Erdoğan'ın ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve onlara yakın tutum alanların yani eleştiriye, farklı tutuma tahammülleri yok. Ya onlardan yanasınız ya düşmansınız. Evet. Ya onlardan yanasınız ya da hainsiniz. Ya onlardan yanasınız ya teröristsiniz. Yani konumlandığı yer burası. Yani sonuçta her konuda yani hiçbir konuda aynı düşünmüyoruz da yani ortaklaşmak zorunda değiliz ki biz kendileriyle bu politikalarıyla. Ama işte milli deyip işte güvenlik deyip gerçekten de Türkiye'yi uçuruma götüren bu politikalara meşruluk sağlamak istiyorlar. Yani biz tutumumuzu dün parlamentoda hem genel başkanımız grup toplantısında hem de sözcülerimiz genel kurulda çok etkili bir biçimde ortaya koydular. Ve bize son 24 saattir gelen tepkiler de çok olumlu tepkilerdir. Parti tabanımız son derece memnundur gerçekten. Milletvekillerimizin büyük çoğunluğu açık oylama olmamasına rağmen
şeye girdiler, genel kurula girdiler ve hayır oyu kullandılar. Yani oylama saatleri başlayınca. Dolayısıyla yani partimizin de farklı görüşler içinde barındıran partimizde de yani sonuçta büyük bir ekseriyet bu tutumu sahiplendi yani. Evet, son olarak size şunu sorayım. Zamanınız da az, biliyorum genel kurulda ineceksiniz. Sizgin Bey, şimdi son bir haftadır biz Büyükelçi krizleri, Osman Kavala krizlerini yaşadık, durduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Devlet Bahçeli'nin Osman Kavala'ya ağır hakaretleri, hukuk dışı söylemleri var. Büyükelçilerden de bir çağrı vardı. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde o çağrıları işte Erdoğan çok gündeme getirdi. Bir 10 ülkenin büyükelçisi de Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesinde ilişkin bir açıklama yaptı. Şu an için sular durulmuşa benziyor ama sizin bu konuyla ilgili de fikriniz, yorumunuz nedir? Hem Osman Kavala hem Büyükelçi kriziyle ilgili. Şunu ifade edeyim. Öncelikle insan hakları meselesi yaşadığımız dünyada hiçbir ülkenin kendi iş meselesi değil. Dolayısıyla insan hakları ihlallerine yani sonuçta bütün dünyadaki ülkeler başka ülkeler bakımından tepki gösterebilirler, görüş ortaya koyabilirler. Bu egemenlik hakkına müdahale değildir. İnsan hakları literatürü bunu böyle anlatır aynı zamanda. Böyledir de zaten. O nedenle uluslararası sözleşmelere taraf oluyoruz. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi, Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, Avrupa İşkenceyi Önleme Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne bu nedenle üye oluyoruz, imza atıyoruz, onay veriyoruz. O onaylarla beraber, o imzalarla beraber bu alanlarda devletler egemenlik haklarından vazgeçiyorlar. Dolayısıyla denetimi açıyorlar kendilerini. Bu 10 ülkenin büyükelçisi de ağır bir insan hakları sorunu olan aynı zamanda Osman Kavala ile ilgili olarak açıklama yaptılar. Yani bunu egemenlik hakkına müdahale, yargıya müdahale olarak almamak lazım. Yani şimdi görmemek lazım. Yani ona bakarsanız Sayın Erdoğan her gün yargıya müdahale ediyor. Her gün. Türkiye'de bağımsız ve tarafsız yargı denen bir kurum kalmadı. Yürütme organının parçası gibi olan bir yargı var. Kuvvetler ayrılığı yok. Kuvvetler birliği var. Türkiye'de artık. Ve Erdoğan sonuçta Türkiye'nin baş hakimi, ondan sonra baş savcısı gibi istediğini suçluyor, istediğini hapse atıyor, istediğini çıkartıyor. Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın özelinde birçok tutuklu ve hükümlü bakımından bu böyledir. Yani Büyükelçi krizi de sonuçta Türkiye'nin dış politikası bakımından da son derece yanlış olmuştur. Son derece yanlış olmuştur. Bu buradan işte bir algı yaratmaya çalışıyor yani işte atarlı lider, boyun eğmeyen lider, kabadayı lider, Kasımpaşalı herkese haddini bildirdi. Biraz önce bir televizyondaydım. Dün onu ben görmemiştim. İki tweet'i paylaştık ekranda. Birisi TOP başkanının, birisi de KESK Esnaf Sanatkar Odaları Birliği başkanının tweet'leri. Ya ikisi de aynı bakın. Yani iki ayrı konfederasyonun başkanı aynı anda, aynı saatlerde aynı tweet'i yazmaları mümkün mü? Aynı cümleleri yani. Mümkün oluyor ama buralarda. Bakın şöyle, öyle bir algı yapıyorlar ki işte Cumhurbaşkanı'na kutlama tweet'i yazmışlar. Bir yerlerden gönderilmiş ya Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı'ndan ya da özel kaleminden gönderilmiş işte bu meslek kuruluşlarına. Hadi öyle şeyi Erdoğan'ı övün bakalım falan diye. Bunlar bakın yani iç politikadaki etkileri eskiden belki 3 gün 5 gün sürüyordu, bir hafta sürüyordu ama artık bir saat bile sürmüyor. Herkes neyin ne olduğunu anlıyor gerçekten. Evet. Böyle bir Türkiye var. Dolayısıyla Osman Kavala ile ilgili hatta bugün de şeyden gelirken, Azerbaycan'dan gelirken bir gazeteci arkadaşımız sormuş kendisine. O da demiş ki yani işte biz bildiğimizi yaparız. Ondan sonra Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına bakarız, gereğini yaparız. Yani başka bir tutuma yönelme, bu idealarından vazgeçme eğilimini de bana göre bugün ortaya koydu Sayın Erdoğan. Çünkü ay sonunda 30 Kasım'da Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin önüne tekrar dosya gelecek. 26 Kasım'da duruşma var. O duruşmada eğer bir tahliye kararı çıkmazsa sonuçta konseyin gündemine gelip sözleşmenin 46. maddesi yönünde prosedür başlatılacak. Onu önlemenin yolunu şimdiden bana göre açmaya başladı Sayın Erdoğan. Evet, çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Selamlar, sevgiler.
Evet, Sezgin Tanrıkulu ile birlikteydik. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili. Tezkerenin CHP'nin hayır demesiyle artık başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.